Mike Rypex, Fatih Altaylı röportaj özel programını sunar. Değerli izleyiciler, bugün Türk yakın tarihinin çok önemli savaşlarından, çok önemli zaferlerinden birinin 109. yıldönümü Çanakkale Deniz Zaferi. Aslında biraz karıştırılır. Çanakkale savaşlarındaki bu savaşla Atatürk'ün bir büyük komutan olarak e, sahneye çıktığı e, savaş bir bile karıştırılır aslında. Bu Çanakkale'deki ondan daha önce yani bu Atatürk'ün e, anafartlar kahramanı olarak e, parladığı e, savaştan daha önce meydana gelmiş ve düşman donanmasının e, Çanakkale'den geçerek İstanbul'u işgal etmek üzere e, girdiği, girmeye çalıştığı boğazda e, girdiğine gireceğini pişman edildiği savaşın e, yıldönümüdür. Ve e, hakikaten e, batılı devletler e, unutamayacakları bir ders almışlardır e, bu savaşta. Ve bugün 109. E, yılını e, idrak ediyoruz, kutluyoruz bunun. Ve yanımda çok sevgili bir dostum var, e, Gürsel Güncü. Türkiye'de Çanakkale deyince, Çanakkale Savaşları deyince akla ilk gelen isim neredeyse bir ömrünü buna vakfetmiş isim. Yani havada çarpışan mermilerin sayısını bilecek kadar konuya neredeyse hakim ve bu bilgilerin de her zaman bizlere paylaşmaktan imtina etmeyen çok değerli bir araştırmacı. Gürsel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Fahşi Nasılsın? Bey. iyi misin abi? Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün savaşın, zaferin daha doğrusu 109. yıl dönümü. Evet. Bize önce bir Çanakkale'nin önemi nedir? Bu zaferin öncesinde neler oldu? O günkü konjonktüre bir başlar mısın? Tabii. Çok e, özetle e, ifade edeyim. E, Avrupa açısından Avrupa'daki güç dengeleri, dünyadaki güç dengeleri açısından önemli bir tarih e, 1915. Bildiğiniz gibi bir e, 1914 sonunda başlayan, sonradan adı Birinci Dünya Savaşı'a dönüşecek, o zamanlar için Büyük Savaş deniyor. Bir e, büyük bir kapışma var e, Avrupa merkezli. Burada herkesin bildiği ya da anlayabileceği gibi ciddi bir iktisadi savaş var aslında. Yeni pazarlara hakim olmak, yeni enerji kaynaklarına ulaşmak, özellikle başta değeri anlaşılmaya başlamak. Yeni ile anlaşılan petrol. Petrol gibi. Dolayısıyla Avrupa'daki güç mücadelesi, e, malumunuz Osmanlı Devleti'nin de geriye çekilme, büzüşme dönemi. 1912'den itibaren zaten biz fiilen Balkan Savaşları'nda savaştayız. O bakımdan e, e, hassas bir durumumuz var. Bu e, petrol kaynaklarına geçiş ve bu yeni pazarlara ulaşma bakımından Türkiye coğrafi olarak kaçınılmaz olarak en önemli noktada. Çünkü Türkiye'yi baypas ederek… ya Aslında hedef Orta Doğu. Hedef aslında Orta Doğu. Evet. Yani e, Orta Doğu ve buradaki güç mücadelesi. E, Osmanlı Devleti de e, İstanbul'dan bahsediyoruz tabii esas olarak. Merkezi İstanbul. E, Almanya'nın yanında bildiğiniz gibi savaşa angaje oluyor. E, son derece iktisadi olarak, askeri olarak kötü durumdayız. Ama e, coğrafi ve stratejik konumumuzdan dolayı önemliyiz. Almanlar da bunun farkında. Dolayısıyla e, güç dağılımı çok detaya girmek istemiyorum. Herkesin bildiği gibi ittifak devletleri ve itilaf devletleri şeklinde ayrılıyor. Ve 1914'ün e, Ekim ayında daha sonradan adını Birinci Dünya Savaşı adını alacak e, muharebeler başlıyor. başlıyor. Muharebelerin başlangıcında esas olarak Avrupa sahası bir savaş sahası. Fakat e, muharebeler bir müddet sonra, yaklaşık iki ay sonra tıkanıyor. Tıkanması da çok normal çünkü bir güç eşitliği dengesi var ve kimse geriye çekilmek istemiyor, ileri de gidemiyor. Dolayısıyla bir sıkışma var. E, bu bakımdan. İtilaf devletleri bu sıkışmayı aşmak için Rusya'nın yardımına ihtiyaçları var. Rusya ile bağlantı kurmanın yegane yolu İstanbul ve Boğazlar. Çünkü Rusya'nın e, devrim öncesi şeyden e, durumdan bahsediyoruz. Çarlık, bahsediyoruz, çarlık döneminden bahsediyoruz. Çok büyük bir insan kapasitesi var fakat teknolojisi ve silahları yok. Zayıflar yani. Dolayısıyla bu kombinasyon eğer başarılı olursa, Ruslarla bir bağlantı kurulabilirse, Almanları arada sıkıştırmak ve Savaşı finalize etmek basit bir ifadeyle. İki Dünya Savaşı'na gördüğümüz gibi. Evet, kolaylaşacak. Esas hedef bu. E, şimdi neden peki e, gemilerle geliyorlar? İşte bugün Amerika Birleşik Devletleri neyse o dönem İngiltere, İngiltere o, dünyanın bir numaralı deniz gücü ve e, bu deniz kuvvetleriyle boğazlardan geçip İstanbul'u teslim aldıkları zaman zaten Osmanlı Devleti savaşı çıkacak teknik olarak. Bunu yapmanın en ucuz yolu bu. Yani Çanakkale Muharebeleri'ne bu yol açtı aslında. Yani hem Rusya'ya ulaşımı sağlamak, denize ulaşımı sağlamak ve Rusya'yı evet. savaşa dahil etmek hem de Orta Doğu'ya gidecek yolu açmak. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun en ucuz, en pratik yolu Churchill'in bayağı parlak bir planı yani tırnak içinde. Ee, İstanbul'u devre dışı bırakarak bu dediğimiz amaca ulaşmak. Bunun en basit, ucuz yolu da gemilerle burayı geçip, İstanbul'a yani buraya geldiği zaman Sarayburnu'nun önüne vesaire yapacak bir şey yok yani. Ee, yani Çanakkale Muharebeleri'nin ortaya çıkışı, Deniz Muharebeleri'nin ortaya çıkışı, daha sonra Mustafa Kemal'in de sahne alacağı kara muharebeleriyle devam etmesin. Ana nedeni bu. Yani şunu da baştan söyleyeyim. Bu şimdi birazdan belki biraz daha detaylı konuşuruz ama Deniz Muharebesi'ndeki başarısızlıktan sonra bu kara muharebeleri bildiğiniz evet. gibi başlıyor. Bu denizden geçemeyince karadan geçmek istiyorlar. Evet ama bu karadan geçiş aslında karadan geçerek İstanbul'a yürümek falan Hayır. değil. O da deniz çok... yolunu açmak. Kesinlikle öyle. Çünkü deniz yolunu savunuyoruz biz. Mayınlarımızla ve topçularımızla. Yani o deniz yolunu açıp tekrar yani birinci ana hedef hep gemilerle İstanbul'a geçmek yani kara evet. muharebeleri de onun için Yani yapıyorum. Kara muharebesinin ama yani denizden başaramayınca deniz yolunu aç açabilmek, açabilmek için, için. Karadan saldırıyorlar ki Çanakkale Boğazının iki yakasını kontrol altına alırsak gemilerimiz burada rahat rahat geçer diye. Yoksa aslında birliklerini karadan İstanbul yürütmek gibi dertleri yok. Tabii. o çok pahalı, zahmetli işte. Çok bileyim, fazla insan gücü gerektiren problemli. bir. şey. mesela bir öteki çok pratik bir şey. Dolayısıyla ana e, itiraf, itiraf devletlerinin ana hedefi bu. Biz de bunu. Az çok görüyoruz, anlıyoruz falan filan falan ve e, önlemlerimizi buna göre alıyoruz. Ama orada da bazı problemler çıkacak. E, onları e, aşacağız. Sonra da Mustafa Kemal şansı doğacak. Evet. Peki. O sırada güç dengesi nasıl yani? Gelenlerle bizim var... Işte Almanların Türk Genel bir etkisi var. yani var, Bir etkisi var tabii derken tabii. Genel Kumay Başkanı, Alman... E, önemli cephelerdeki e, sorumlu komutanlar, Alman... Osmanlı askerleri genellikle Almanların e, emri altında e, çalışıyor. Yani bir ölçüde... Hani bir, neredeyse bir müstemleke ordusu haline dönmüş bir e, ordu var. Almanların komuta ettiği... Türk askerler ve Türk komutanının üstünde konuşlanmış Alman komutanlar. Bunun sebebi ne? Türk ordusu yetersiz mi? Cahil mi? Bilgisiz mi? Niçin Osmanlı askerini teslim etmiş Alman komutanlara? Şöyle doğru. Türk askeri cahil ve yeteneksiz değil asla. Zaten onu kanıtladı, kanıtlamış. Fakat Osmanlı Devleti demin söylediğim gibi bir büzüşme halinde. Yani eski kuvvetinden çok uzak. Gerek askeri gerek idari olarak da o kadroları yok. O kadroları yeni yeni 20. yüzyılın pardon 19. 20. yüzyılın sonlarında oluşmaya başlamış. İşte Mustafa Kemal jenerasyonu. O o o kuşakta biraz daha işte bu batılı teknikleri, teknolojiyi, yabancı dili şunu bunu hakim ve yeni jenerasyon subaylar var. Ve çok yetenekli insanlar var. Zaten onların bir bakıma biraz da yüzüzü hürmetine Çanakkale ve sonraki aşamalarda biz başarı kaz kazanabildik. Ama Almanlar tabii bunları Genel olarak bir küçümseme, bir işte siz ondan çok anlamazsınız filan şeyleri var. Kısmen de haklılar. Haklılar. E zaten de yeni işte Osmanlı ordusu da bir miktar Prusya ordusu örneğini almış ve komutanların da o eğitimle tabi tutmuyor mu? Hem öyle hem de dediğiniz gibi eski jenerasyon ve bakışı çok daha farklı, yaşı da daha ileri seviyede bir ekipte var. Maalesef bunların da çok zararını gördü e, Türk askeri. E, Mustafa Kemal... E, Kim o ekip? Pardon. Ya şöyle, bunlar e, biraz eski kuşak, e, nasıl diyeyim, e, oturduğu yerden savaşı idare eden, işte e, biraz böyle alaylı gibi, tamam okumuş etmiş ama e, kendi durumunu ve kendi vaziyetini abartan, mübalağa eden insanlar. Ve e, en önemlisi de Arazi ve askerin durumuna ilişkin fiili bir takipleri yok. Zaten biraz da anlatacağım. Mustafa Kemal'i daha sonra da Atatürk yapan en önemli mesele bu. Yani tamam adam sıradan bir insan değil. IQ'su büyük ihtimal 140 civarında falan bence ama sadece zeka kalıtımsal bilmem ne beceri bildiğiniz gibi yetmez. yetmez. Yani müthiş çalışkan olmak gerekir. Çalışmadan yani hiçbir bir şey olmaz, olmaz. imkansız yani. Daha benim Kalitelerim çok iyi yapar. Mümkün olmaz. değil. Zaten Mustafa Kemal'i ayırt eden en önemli mesele bu. Bu Boğaz meselesinde bir tek şu önemli. Şunu söylemek isterim. Almanların demin bahsettiğiniz gibi genel savunma stratejisi bu Çanakkale Boğazı'nı dışarıdan korumak üzerine. Metalden deniyor o dönemki ifadeyle. Yani Çanakkale Boğazı'na düşman donanmasını sokmamak üzerine bir strateji İranları geliştiriyorlar. Var. Fakat bu teknik olarak mümkün değil. Çünkü çok güçlü bir donanmadan bahsediyoruz ve 17 kilometreden isabetli atış yapan topları var. Topları var bu gemileri var yani bu insanların. O bakımdan Hani Boğaz'ın girişini dışarıdan savunmak evet kulağa hoş geliyor hiç sokmamak ama bunun için muazzam bir donanma, ordu, topçu vesaire şu bu lazım ki bizim öyle bir teknik donanımız yok. Dolayısıyla Cevat Paşa e, Boğaz'dan sorumlu müstahkem mevki komutanının çok doğru yaklaşımıyla Almanların itirazına rağmen Boğaz'ın içinde dışın, girişinde değil derinlemesine bir savunma stratejisi uygulandı. Ve ona göre mayın hatları döşendi ve yani on, biz savaşı boğazın içinde, içinde kabul ettik. Bu bizi zaten başarıya ulaştırdı. Bu genel stratejisi strateji olmasa durum çok çok. Yani nedir o meşhur filmdeki o 300 Spartalı filmi gibi dar bir alana çıkıp büyük bir gücü dar bir alana çıkıp etkisiz hale getirmek. Hem öyle hem mayın hatları var. O zaman mayın döşemek de kolaylaşıyor çünkü. Şüphesiz. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yani bizim kıyı topçularımız bu İngilizlerin ve Fransızların müthiş dönemin en üst seviyedeki zırhlarına karşı falan etkili. değil. Ettim. Değil mi? Olamaz, olamaz. Yani çok büyük bir tesadüf filan olması lazım. Bacadan içeri falan. Falan neredeyse yani. Yani işte bu daya geliyor, işte böyle filan böyle hmm. bir Tozun şey yani. yani. Ha. Yani bizim topçumuzun bir tek önemli fonksiyonu var. Mayın hatlarını korumak. Çünkü onlar mayınları temizleyebilmek için daha küçük kribler ihtiyaç. Biz onlara karşı toplarımız etkili. Yani bizim topçumuz esas olarak mayınları koruyor ve Mayınlar da çok etkili, efektif. Yaklaşık suyun 6,5 7 8 metre derinliğine derinliğinde sabitlenmiş hatlar bunlar. Ve üzerinden bir basınç geçtiği zaman da infilak ediyor ve çok etkili. Yani biz aslında mayınları koruyarak gemileri geçiremiyoruz. Yani Çanakkale Savaşı'nın esası bizim oraya mayın döşeyebilecek bir yer olarak bulmamız evet. ve doğru yere mayını döşememiz. Evet, derinlemesine bir stratejiyle bu mayınları korumamız ve mayınları temizletmememiz. Mayınları temizletmedik ve e, bunun için bundan dolayı başarıya ulaştık. Yani e, bunlar. Ve de... aslında bu Almanların değil Türk komutanların stratejisi. E, kesinlikle öyle. Yani Almanların teknik desteğini işte e, pozisyon aldırmalarını şunlara dedecek değiliz ya hiçbir şey yapmadılar diyemeyiz. Ama burada esas mesele gerçekten Cevat Paşa, Türk Komuta Akademisi ve onun bu anlayışı, bu derinlemesine strateji uygulaması. Onların yüzü su hürmetine yani bu zafer geldi. O zaman e, bizim e, çocukluğumuzdan beri hep konuştuğumuz, duyduğumuz, öğrendiğimiz bu Nusret Mayın Gemisi'nin önemi evet. hakikaten çok mu büyük? Çok büyük. Tabii. Çünkü... Bir tane mayın gemisi o zaman. Var. Birkaç tane daha var. Fakat Nusret işte öne çıktı bu şeyinden dolayı. Nusret Mayın Gemisi'nin önemi 10 gün önce, 8-9'a bağlayan Mart gecesi bu Erenköy koyunun boğazın ağzına doğru bir genişleme olur ya, herkesin Hı -hı. bildiği gibi. Ege çıkışına doğru. Orada bu büyük gemilerin manevra yapmasını gerektiren bir alan var. Burada bu manevra yapacaklarını düşünerek 10 gün kadar önce bu operasyondan böyle bir şey yaptılar. Çıkışında herkesin bildiği gibi Ege Denizi'ne çıkışta bir genişleme var. Oradaki Erenköy koyuna bu mayınları döşedi. Bunlar manevra yaparken bunlara Kaç çarptılar. Kaç mayındır toplamda bunlar? Adedini şu an hatırlamıyorum, 20 civarında oldu hatırlıyorum, 22 galiba. Yanlış bir şey söylüyorum ama teyit etmek gerekir. Bunlara çarparak savaş dışı kaldılar. Evet, işte o kişti. Bu alta. E, nereye var. döşendi bu mayınlar gürse orada? Şu kısımda tabi. Çalışmıyor, ha çalışıyor. Ya Şu şu ha, oraya, kısım. Oraya ha. Bu, bu kısım. Şu evet, dar evet. yere değil yani. Değil, yok. Orası kilit Bahir ve Kilitbahir şey. Evet. Boğaz'ın işte şurası en dar yeri, en dar yerleri. Buraya kadar ulaşamadılar yani bu zaten. Yani bu düşman ordusu, ihtilaf devletlerinin ordusu... bunu bu ...o koca denizde 22 mayını bulup onlara çarpmayı başarısını göstermiş mi? Ama başka mayınlar da var. Yani serseri mayınlar var, yüzen mayınlar var. Yani şurada yaklaşık e, düzensiz bir şekilde oluşturulmuş... 21 mayın hattı var. E, do, dolayısıyla daha yani burayı geçseler bile daha bu, önlerinde çok daha şey mayınlar da var, var yani. Var, var, var. Peki temel şey çok özür hı, dilerim. Pardon. Çok kısa bir şey. Buradaki temel savunma stratejisi aslına bakarsanız herkesin yine bildiğini tahmin ettiğim gibi şu kısım. Şurada bu e, 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 idari harita olduğu için görmüyoruz ama herkesin bildiği gibi şurada önemli bir coğrafi oluşum var. Hı hı. Adı da Kilitbayır platosu. Kilitbayır Platosu. Bu plato Anadolu yakasına kıyasla çok daha yüksek bir e, coğrafi oluşum. Dolayısıyla Kilitbayır Platosu Boğaz savunmasının karadaki en önemli stratejisi. Çünkü Boğaz'a tepeden bakıyor. Bravo. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla Kilitbayır Platosu e, daha sonra da Çanakkale muharebelerinde çok e, belirleyici bir rol oynayacak. Çünkü itilaf devletlerinin buradaki topçuyu etkisiz hale getirmesi lazım ki esas buradan gemilerini rahatça geçiyor. Ama yüksekte ve görünürde olmadığı için o topçuyu hedef almak... nispeten daha zor. Zaten birazdan konuşacağız. Kara Muharebeleri'nin başlamasının nedeni de aslında bu Kilitbayır Platosu. Yani buralara çıkarma... Yapıp orayı... ...kurtarmak istiyor. Orayı temizlemek istiyor. Ve boğaz geçişini... ...rahatlatmak. Bütün mesele bu. Peki şimdi hep merak edilen bir şey. Koskoca Osmanlı Empatoları. Evet gerileme döneminde evet yıkılmak üzere, evet sallanıyor, evet çok zordu ama koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun oraya yollayacağı bir donanması yok mu? En azından destek için yollayacağı, en azından düşmanı biraz oyalamak için. Çanakkale'de belki o daraldığı yerde bir barikat kurarak bir, e savaşabileceği bir donanması yok mu? Maalesef. Yok. Yani bir iki gemimiz falan var. Onlar zaten biri batırıldı. Koca Osmanlı iki gemisi var. Ya yani o, o, o bölgede yani öyle bir savaş gemisi mahiyetinde iki gemi var ama o da yani ötekiler gibi değil. Teknik olarak yüksek bir gemi değil. Eski tip. O sırada bir gemi. da şey gelmemiş miydi bize daha Goben de Breslau. Ee, Yavuz zemi dilli. Evet, onlar burada ve şeydeler. E, İstinye koyundalar. Niye? E, e, çünkü onlar bir tür işte savaşa girmemizle ilgili e, Almanlar bakımından bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Ve henüz e, e, bütün komutası şeyi falan her ne kadar Türk bahriyesi şeyi falan giyse de Alman. Dolayısıyla onlar İstanbul Boğazı'nın içinde ve bu sürece müdahil olmuyor. Peki sebep ne mesela? A, işte a... Türk ile Alman, Almanlar yönetiyor. Evet. Çanakkale'de ve daha pek çok yerde Alman komutanlar var. O gemiler Alman bile olsa, Almanlar kendi kontrol ettikleri Osmanlı bandıralı gemileri oraya yollayarak e, Boğaza girmelerini zorlaştırmayı düşünmüyorlar mı yoksa onları biraz da İstanbul'a yönelik bir tehdit olarak tutuyorlar İstanbul'da. Belki bu son dediğiniz geçerli olabilir. Fakat bu iki geminin karşılarındaki e, itilaf donanmasına karşı bir şans da olamaz. Mu? anormal çok yüksek bir yani 50 gemiye yakın irili ufaklı bir bir filodan bahsediyoruz. Karşında yani, iki tane gemi. Ya imkansız. i̇mkansız. Yani e, hiçbir şansları olamaz. Yani tek şansımız mayınlardı tek ve şansım. o şansı da kullandık. Tek şansımız mayınlardı. O şansı da bu stratejiyle çok iyi kullandık. Daha sonra da e, şans olmadığını birazdan anlatacağım. Daha sonra da Mustafa Kemal. Hadi anlat çıkacak. merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Ya aslında baş Tan söyleyeyim en son söyleyeceğimi. Ee, çok bilinen ya da konuşulan bir mesele biraz bir parça. Esas mesele şu. Ee, Mustafa Kemal Bey'in önemli bir farkı var. Demin biraz söyledim ama. Adam şunun farkında. Bu kilit bayır platosu önemli. Bu kilit bayır platosu ele geçirmek zorundalar ki donanmaları İstanbul'a rahatlıkla geçsin bu kilit bayır platosu nasıl ele geçirecekler? Top ben, olmuyor. Olmadı. Ya yani mutlaka bir askeri bir çıkarma lazım. Çıkmaları, lazım. Çıkmaları lazım. Hedef ne olacak? Kilit bayır platosu. Yani ilk çıkarmalar başladığı zaman bu 18 Mart'tan yaklaşık bir ay, beş hafta sonra 25 Nisan günü. İşte adamların oraya çıkarıyorlar, orada numara yapıyorlar, burada işte e, sahte aldatmacalar yapıyor falan. falan Dolayısıyla kim, nerede, nereye gidecek vesaire falan falan bir karışıklık oluyor. Ve bizim kurma heyetimiz de şaşkınlık içerisinde. Çünkü zaten çıkarmayı daha yukarıdan bekliyor Alman komutanı falan neyse. Yani Mustafa Kemal'in önemi, kilit bayır platosunun öneminin farkına var. Bunu yani anlamış düşmanın... olması. Zaf, Nihai hedefinin, hedefinin ne olacağını, ne olduğunu, zaaf, zafiyet noktasını görüyor. Kendi zafiyet noktasını görüyor. Evet, coğrafi olarak nereye yöneleceğini bunu anlıyor. Dolayısıyla bu çıkarmalar başladığı zaman, bu karşıdaki düşmanın nereye, nasıl, ne şekilde gideceğine dair kafasında bir ana tema var. Yani düşman komutasının nasıl bir strateji izleyeceğini öngörüyor. Öngörüyor. O sırada Mustafa Kemal'in rütbesi o sırada Mustafa Kemal henüz albay Miralay. Ve Miralay ve şey... Daha aşağıda Boğaz tarafında bir rezerv tümenine evet. komuta ediyor. Hatta biraz çıkarıyor. da böyle ne diyeyim... Beceriksiz ve biraz böyle şey tümeni yani... Gözden çıkarılmış bir tümen biraz. Hatta ee, yok fena değil, değil aslında. İçi, kompozisyonu iyi. Gözden çıkarılmış değil. Fakat yani... Ne taraftan bir tehdit olursa oraya yönlendirilmek üzere rezervde tutulan bir e, tümen. Mustafa Kemal'in bu demin anlattığım algısı baki. Fakat esas başka bir mesele var. Demin konuştuk ya adam çalışkan diye. Yani bu çalışkanlık meselesiyle ilgili. Evet nihayet et kilit bari platosu ama hangi yoldan nereden nasıl geçecekler? Arazi bilmek lazım o zaman. Şüphesiz. Başka türlü olmaz. Olmaz. Yani karargahta oturup çay içerek bilmem ne emirleri çay getir işte bilmem ne falan yani İngilizler ne olacak böyle olmuyor. olmaz. Geyikli olmaz. Geyikli olmuyor. Adam ne yapıyor? Adam Biliyor sabah atına. köründe atına biniyor yardımcısı yaveri iki üç kişi filan araziye çıkıyor. Hangi patika, hangi keçi yolu nereden nereye bağlanıyor? O buradan mı geçiyor, bu şuradan mı geçiyor? Bir de yani e, dikkatinizi çekerim. iki boyutlu ve gelişkin olmayan haritalardan bahsediyoruz. Çünkü arazi de bir tetkik şart. O tetkiki yapacak ki hangi yol nereye bağlanacak. İngilizler bu tetkiki nasıl yapmışlar? İngilizlerin elinde de çok detaylı haritalar yok. Ama, Ama onların uçakları bize var. Bize göre evet hava keşifleri yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla bizden daha avantajlı durumdalar. Mustafa Kemal arazi öğreniyor. Arazi öğrendiği için de bütün bu süreçte en önemli insan oluyor. Bütün mesele bu. Yani Mustafa Kemal bütün yani, zekasını, şusunun, bunun yanı sıra coğrafya bilgisi. Yani poposun üstünde oturmayıp araziyi at sırtında dolaştığı için arazi hakimiyeti var. Arazi hakimiyeti olunca da düşmanın yapacağı hamlelerin nereden olabileceğini ve nereden önlenebileceğini günler öncesinden zaten tahmin edip bilebiliyor. Bu kadar. Çanakkale muharebelerinin, deniz ve kara muharebelerinin bir bakıma bütün özeti bu sarf ettiğiniz cümledir. Yani bunu öngördüğü, bunu bildiği için de elindeki kuvvetleri ona göre organize ediyor, yerleştiriyor. yerleştiriyor. Çünkü büyük bir Fatih Bey uzun bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. O kıyı şeridinin her tarafını aynı güçte savunmak falan teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla... 2 milyon asker gitsen olmaz yani. Tabii tabii. Dolayısıyla nerede, nasıl falan bunu, bunu öngörebilmek lazım. Mustafa Kemal de adeta bugünkü şeyle söyleyeyim. E, muharebe arazisine bir drondan bakıyor. Yani bir drondan bakarak e, bu, bu, bu kabiliyeti e, var yani bu insanın e, ve doğru yerde doğru zamanda durduğu için Çanakkale muharebeleri. Evet. Peki şimdi ben bir şey dedim. Dediğin Buyur. gibi 50 küsür gemiyle iri ufaklı bazıları döneminin en büyük gemileri. Evet. en büyük sıhılları. Evet. Çünkü başka Avrupa Avrupa yani şeyin İngiltere'nin, Fransa'nın, e, İtalya'nın başka bir yerde savaşı için o zaman deniz savaşı bütün gücü buraya yığmışlar. Akdeniz'deki bütün gücü buraya yığmışlar. Evet. E, bunlar boğaza geliyorlar. Kaç gemi batıyor başlangıçta? Yani o girişte ilk anda kaybettikleri gemi sayısı kaç? Ya aslında bakarsanız bu şey e, deniz muharebesi sabah saatlerinden başlayıp öğleden sonra saatlerine kadar aslında bu e, İngilizlerin istediği şekilde ilerliyor. Bazı tabyaları susturuyorlar. Özellikle boğazın girişindeki tabyaları susturuyorlar. Öğleden sonra daha e, doğru ilerlerken bu e, mayın ve patlamalar başlıyor. E, ve bunların üç gemisi e, batıyor. En büyük güç gemisi hatta galiba. E, evet, bir Fransız e, bu ve Resistible ve Ocean. Diğer üç gemisi de kullanılmayacak kadar ağır hasar alıyor. Yani bu altı büyük hasar neticesinde akşam hava kararmadan önce harekatı sonlandırmaya karar verip geri çekiliyorlar. Yani anlıyorlar ki mayınlar temizlenmeden Demiş. bu iş mümkün değil kardeşim. Mayınları temizlemeden ve mayınları temizlemek için de kilit bayır platosundaki topçuları etkisiz hale getirmeden bu iş mümkün değil. Buna kanaat getirdikten sonra da 5 hafta sonra bildiğiniz gibi kara harekatı başlayacak. Yani bir kez daha denemek için karayı temizlemeye çalışıyor. Mesela karayı temizleyemeyince niye her şeye rağmen bir kez daha denemiyorlar ve bir ilgiyi kabul ediyor denizde? Şöyle çünkü bir kez daha deneseler dahi karayı ve kilit bayır platosundaki topçu etkisini mayınları temizleyemeden geçmek imkansız. Çok uzun zaman alacak. Yani mayın tarama çok kayıp gemileri çok kayıp verebilirler. Yani orayı mutlaka sessizleştirmeleri lazım. Kilit bayır platosunu Gemiler geçsin zaten demin konuştuğumuz gibi askerle İstanbul'a yürümek falan çok pahalı. Pahalı ve bir iş neresi. dolayısıyla tek yegane yol bu. Ama orada da demin söylediğimiz gibi özetle Mustafa Kemal Bey, Mustafa Kemal Paşa. Şimdi Gülsel benim anlamadığım, şeyden, anlamadığım değil de hep düşündüğüm şeyden bir şudur. Niçin bu tarafını da bir çıkarma yapıyorlar? Yani Anadolu tarafına bir çıkarma yapmıyorlar. oraya çıkıp oradan en azından karadan topçu ateşiyle kilit bahiri biraz daha yormak biraz da daha... yani bu tarafa niye konuşlanmayı tercih edin? İlla orayı şöyle o tarafa da bir tane Fransızlar bir kumkale çıkarma yapıyorlar evet, yapmışlar bir, bir şey çıkarma. e, Aldatmaca çıkarması gibi bizim kuvvetlerimizi oraya çekmek için nedeni şu e, demin biraz bahsettim Anadolu yakasında kıyı hakim yükseltiler yüksek değil evet. anlatın dolayısıyla orada bir savunma sistemi yok yani oraya Asker çıkarsalar bile bir kilit evet, bahiri platosunu sessizleştirmeden, susturmadan gemilerin geçilmesini sağlayamazsınız Fatih Bey. Ancak... Önemli olan Önemli kilit olan... bahiri susturmak. Kilit bahiri susturmanın yolu da e, gelibolu Yaramadası'nda bir yerlere çıkıp, çıkıp oradan oradaki... oraya asker getirip e, oradaki nispeten düşük sayıdaki asker tarafından korunan tabyaları ortadan kaldırmak. Ve sonra gemilere yol açmak. açmak. Yani mesele yolu temizlemek aslında. Mesele Kesinlikle. karadan İstanbul'a yürümek değil. Evet. Peki e, sonrasında kara savaşları başlıyor. Aradaki evet. süre ne kadar? Beş hafta. Beş hafta sonra karaya çıkmaya başlıyorlar. Evet. Beş hafta sonra çıkarma yaptılar. E, işte orada ilginç bir şey var. Buyurun. Aslında kıyıya yerleşiyorlar. Evet. Biz e, onların kıyıya yerleşmesini zaten engelleyebilecek bir kapasitede değiliz. Yani kıyıda yani onları kıyıya çıkarmamak üzerine aynen demin deniz muharebelerinde anlattığım gibi yani hiç çıkarmamak tabi ideal bir şey. Fakat onları hiç çıkarmayacak kadar bir ne bir askerimiz ne bir donanımımız silahımız topumuz vesaire yok. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz yine demin ki deniz muharebelerinde olduğu gibi kilit bayı platosunu korumak. Yani onları o platoya çıkarmamak. Çıkarmamak. Orayı oraya Geçirmemek engelemek. yani Boğaz'ın bu tarafına geçirmememiz lazım adamları. Bu strateji üzerine kuruluyor ve Mustafa Kemal de esas olarak bunu düşünerek doğru yerde doğru e, hamleleri yapıyor. Peki o o, o dönemde Mustafa Kemal'in e, Boğaz'lardaki Türk kuvvetlerini kontrol eden, e, komuta eden... E, Alman generallerle ve hatta kendi üstleriyle sıkı tartışmalar yaşadığı evet. ve stratejinin yanlış olduğunu defalarca söylediği... Evet. Ve Tabii. bu stratejinin yanlışını gördüğü için de kendisinin farklı bir pozisyon aldığını ve hatta bunu üstlerin üstlerine bile fazla da çaktırmadan aldığını... Çünkü gelecek olan tehlikenin nerede olduğunu bildiğini evet. bunu üstlerine anlatamamasından ötürü de kendisinin... Siz anlamazsınız ben bunu kendi başıma engellerim dediği yolunda bir... bir ne diyeyim bir öngörüşü var bir görüş vardır. bu doğru mu var doğru büyük oranda doğru zaten bunu daha son dönemdeki yazışmalarından da daha sonraki anılarından da anlıyoruz ama yani ne haliniz varsa görün beni, o şekilde bir durum değil ama adam bu şeyin bu insan bunun farkında dolayısıyla kendi komuta ettiği rezerv ihtiyat tümenini en rasyonel en doğru şekilde kullanmak için kendi arazi bilgisine ve bu bu stratejik bakışına çok güveniyor. Hatta onun kendine bu kadar güvenmesi birçok başka komuta kademesindeki insanı da rahatsız Rahat ediyor. ediyor. İşte kendini beğenmiş, ukala kibirli. vesaire, kibirli falan gibi şeyler var. Evet, biraz kibirli olabilir ama o kibrinin bir karşılığı var adamın. Bir nedeni ya. var, bir yani gerekçesi kibri, var. Yani Boşu kibir değil. <laughs> boşuna işte böyle bir işte ben var ya ben var ya bugün. Yani ben var ya ben... Şahsım. evet evet. Öyle değil yani. Bir karşılığı altı dolu yani. Böyle yani müstesna bir insan. Bizim tabii hep konuşuyoruz falan ama yani önemli bir şans. O tarihte Mustafa Kemal Bey'in orada olması. Böyle. Ee, şu, İngilizler Kara harekatı nereden başladı? Nereye konuştular tam olarak? Şimdi... ilk çıktıkları yer neresi? İlk çıktı Yani bu itilaf kuvvetlerinin ilk çıkarma yaptıkları yer, bu bugün e, Anzak Koyu Hı -hı. olarak bilinen bu arı burnu. E, buraya hava kararmadan çıkarma yaptılar. Yani hava... E, pardon, hava aydınlanmadan özür dilerim. Yani gemileri battıktan sonra dönüp, beş gün sonra oraya yöneldiler. Beş hafta. Beş hafta sonra pardon, evet. oraya yöneldiler. Ve oraya bir çıkarma yaptılar. Evet ya aynı zamanda eş zamanlı olarak yaklaşık ondan fazla yere çıkarma yaptılar. Aha. Bunların bazıları gösteriş çıkarması. Evet. Aldatmaca. Aldatma. Fakat ana diğer hava aydınlandıktan sonra ana çıkarmayı şu bugün Seddürbahir ve hafif kuzeyindeki bölgeye yaptılar. Şuraya yaptılar. Aha. Bu bayağı gemilerin ve topçunun desteğiyle büyük bir e, topçu bombardımanından sonra başladı ve buradaki bu çıkarmanın temel amacı da. E, esas yani buradaki çıkar çıkarma, çıkarma karşısında gidecek güçleri buraya sevk Sev etmek. etmek. Yani burayı rahatlatmak. Peki niye e, Seddülbahir'e Bahir'e daha yakın bir yerden çıkartma yapmıyorlar? Ee, Seddülbahir'e yaptılar zaten çıkarmayı. Yani tam bu nokta, Ama Atatürk orada değil. Atatürk orada değil. Tabii, tabii tabii. Mustafa Kemal burada. Orada evet. Burada. Buraya yapmalarının nedeni Burası hem Yarımada'nın uç tarafı, en ön tarafı ve Bayır Platosu'nun başlangıcı. Şimdi oradan orada... daha kolay değil miydi? Niçin oradan bastırmadılar? Hayır, oradan daha kolay değil. Buradan Kilit Bayır Platosu'na yaklaşık 7-7,5 kilometrelik bir mesafe var. Buradansa 1,5 kilometre. Hmm. Mesela o. Ve burasına hakim olmak, yani Bayırı ve Koca Çimentep'i attığına, arazi. orası zaten en yüksek yeri bu platonun. Bu bakımdan kilit nokta burası yani. Burası bir tür İngilizlerin oyalama değil de yani kuvvetleri buraya çekme bir operasyonu. Bir kısım burada tutsunlar. Kesinlikle yani. öyle. Yani e, buraya çok önemli bir güçle saldırdılar. Ve fakat buradaki... Peki bu sırada Osmanlı ordusunun e, sıklet merkezi nerede? Nerede bekliyorlar onlar ve Atatürk nerede bekliyor? Mustafa Osmanlı Kemal. ordusunun e, sıklet merkezi maalesef o sırada... Şu taraflarda, buralarda çünkü ha, çıkarmayı yukarıdan bekliyorlar. Bekliyor. Yukarıdan, Bolayır kısmından daha yukarıdan. Dolayısıyla burada e, kıyıyı savunan Perakende kuvvetlerimiz var. Burada rezervde Mustafa Kemal'in tümeni var ve 9. tümen var. Yani e, çok yani çok... epey uzakta bekliyorlar aslında. Evet 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 yanlış Evet, Zaten bu çıkarmalar başladığı zaman 14 saat içerisinde oradan harekete geçecekler vesaire. Ama o geçen zamanda e, Mustafa Kemal'in e, karşı saldırısı ve burayı tutması ve aynı zamanda... bu burada... yani Mustafa Kemal orada esas kuvvetlerin yetişmesine yetecek kadar bir direniş sağlıyor evet. ve savaşın seyrini değiştiriyor. Kesinlikle. Bu savaşın seyrini değiştirdiği birinci e, en önemli mesele. İkinci, Sonra... önemli, ikinci önemli mesele de 10 Ağustos günü tekrar çok büyük işte bu anafartalar çıkarmasının hemen... 4 gün sonrasında tekrar Jongbayon'a yükleniyorlar. Karşılarında yine Mustafa, Kemal. yine Mustafa Kemal var ve Ciong Bayırı'na geçit vermiyor. Herhalde Churchill'in dünyada en nefretli insan Mustafa Kemal olsa gerek. <laughs> Daha sonra Hitler'le karşılaşıncaya kadar. Olabi <laughs> olabilir. Ee, yani Churchill'de çok yaban atmamak lazım. Önemli bir stratejist. Ee, fakat yani Mustafa Kemal'in taktik bilgisi, arazi bilgisi gerçekten müstesna. Yani bunu da adam çalışarak, bakarak, gezerek, dolaşarak edinmiş. Yani karşılığı var. Ee, zaten sizin de bildiğiniz gibi... Ya araziyi bilmeden tarihte olmaz, olmaz, tarihte yazılmaz, öğrenmiş de yapamazsınız. Ya araziyi gidip yerinde teyit etmeden, test etmeden, kim nereden filan, buna 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 bakmadan e, elimizdeki haritalar çok yet, e, erişkin gelişkin de olsa bir şey anlayamazsınız. Yani. Mutlaka. Evet. İşte bir Sel Selim Erdoğan tanırsın Selim e, hoca'yı da onunla da konuşuyoruz mesela o evet. da bütün tarihi arazide yani zaten kendisi harp coğrafyacısı e, biliyorsun. Evet. E şimdi hepimizin en büyük saygı duyduğu tarihçimiz Nalcık. Halil Nalcık. Halil hoca bütün kaynakları okuduktan sonra kaynaklarda belirtilen araziye gider. Evet, tabii. Ve Çok meşhur. Orada mı bu? Bakar bu, bu savaşın burada olmuş olma ihtimali yok. Anlatılanlar uymuyor. Evet, Başlarda evet. dolaşmaya. Evet. Oraya buraya ha bu savaş burada. Ve Bu sayede aslında Osmanlı'nın aslında 1299'da değil 1302 yılında kurulduğunu da o tespit etti. Gerçi tabii. hala bu tespit etmesine ve bunu belgelemesine kanıtlanmasına rağmen hala 1299 diye geçiyor ama e, dediğin gibi arazi olmadan ne askerlik olur ne tarih olur. Kesinlikle. Araziye yani, bakmadan işkembeyi kübradan evet. uydurarak bir şey yapamazsın. O bakımdan bize düşen en büyük görev her türlü işte siyasi, ideolojik, şudur budur meselenin ötesinde, fevkinde bu önemli arazileri gözümüz gibi korumak. Orijinaline sadık. Yani bize düşen en büyük görev bugün, yarın ki 150 sene sonra, 200 sene sonra o coğrafyayı orijinal halinde gösteremezsek o çoluğa çocuğa herkese bu bu, bu devamlılık olmaz. Ya yani orayı yani işte korumamız lazım. Öyle basit bir şey değil bu. O haliyle korumamız lazım ki o hafıza devam etsin. Yani bunu işte büyük bayraklar, büyük heykeller, büyük laflar hamasetle şunda bunla sağlayamazsınız. Ancak coğrafyayı korursak Çanakkale'yi koruyabiliriz. Nasıl olur o iş? Coğrafyayı korumaktan kastın ne? Coğrafyayı korumaktan kastım. Aslında bunu çok söylemek istemiyordum ama daha önce de yazdım birkaç defa söyleyeyim. Yani bana kalırsa Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı arazinin bugünkü gibi bir turizm, otobüs turizmi kapalı olması. Allah Allah niye? Evet. Araziyi bilmesi kötü mü insanların gidip orada görmesi orayı? Kötü değil. Fakat şu var. Burası hassas bir arazi. Bu arazinin girişinde yani savaş alanlarının olduğu kısımdan Ege şey Ege tarafından bahsediyorum. Boğazın iç kısmından bahsetmiyorum. Muharebelerin yaşadığı alan da muharebe arazisine girmeden önce köylerimiz var. Alçıtepe, Anafartalar köyü. Yani buraya kadar olmalı motorlu araç trafiği. Ondan sonra insanlar ha yürüsünler. Yürüyecek. Motorlu aracın zararı var. Abi motorlu aracın zararı şu. Yol gerekiyor, yol. Yol yapıldığı zaman, yollar genişlediği zaman e, oradaki gelen insanların ihtiyaçları, tuvaleti, yemeği vesaire bu başka bir ekonomi, başka bir şeye dönüşüyor. Yani bu o araziyi ve şeyi size zarar veriyor. Yani bizim yani en büyük amacımız, hedefimiz o araziyi orijinal haliyle korumak. Yani daha önce de yazdım orman yangınları çıktı, malum biliyorsunuz. Evet. Yani biz orayı maalesef erken cumhuriyet döneminde ve daha sonra ağaçlandırdık. Ya olmaz orada ağaçlandırma. Çünkü oranın doğal florasında ağaç yok. Kuzey batı rüzgarında o kadar açık yerde eski fotoğraflar var. Ağaç zaten olamaz. Hele çam gibi çok şey bir ağaç, her, etrafındaki her şeyi öldüren bir ağaç. Yani siperlerin üzük üzeri kapanıyor, pozisyonları göremiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani orası böyle bir bizim alışık bildiğim bir turistik bir alan. Gidelim. E, yaptığımız maalesef 12 Eylül darbesinden sonra yaptığımız şehitlikler, Büyük oranda sembolik ve kötü yerlere kötü yapılmış durumda. E, Sembolikten kasıt ne? Altlarında naaş olmaması. Olmaz, evet. Ee, Aynı şey tabii Plan için de geçer biliyorsun. Maalesef. Yani birçok öyle şeyimiz var, problemimiz var. Yani dolayısıyla oradaki bu hareketi... ...bizim insanları oraya belki de götürmeden anlatabilmemiz lazım. Bu da günümüz teknolojisi artık mümkün. Çünkü... Oraya gitse bile bir kardeşimiz, bir turist ya da Neyin bilemez, yeri göremez, yani anlayamaz. Nasıl anlayacak? Karşıdan bakıyor işte rehber ya da bilen bir bile anlatıyor ama... gerçeklikte bir gözlükte çok daha iyi görmek Halbuki orada yukarıdan var. diyelim böyle 45 derecelik açıyla 200 metreden bir görüntüyle her şeyi anlayabilirsiniz. Kim nerede durmuş, ne yapmış etmiş. Dolayısıyla bana kalırsa... Yani o savaşı animasyon olarak canlandırabilirsiniz ve içine girebilirsiniz bugünkü teknolojiyle. Real olarak, ger gerçek olarak yani gerçek nitekim de yani son zamanlarda buna çalışıyorum. Buna bir emek sarf etmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Yani hatırlarsanız 11 sene önce de şey yapmıştık. Gerçek olayların olduğu zamanda ve saatte Twitter'a şurada evet. burada yapmıştık. Bunu daha başka bir hale getirmek istiyorum. Ama esas mesele o coğrafyayı korumak Fatih Bey. Bundan daha daha önemli şey yüksek bir yok. şey önemli bir şey yok. Peki doğru. yine ben biraz 1915'e dönmek istiyorum. Güç dengesi nasıl orada? Yani Türk kuvvetleri ne kadar, düşman kuvvetleri ne kadar ve bütün bu çatışma kaç ay sürdü? Çünkü çok uzun sürmüş gördüğümüz kadarıyla. Evet, bu tüm bu çatışma karada yaklaşık sekiz buçuk ay. Sekiz buçuk ay. Evet, yani 25 Nisan'da başladı, 10, 11, 9, 10, 11 Ocak'a kadar sürdü 1916'nın ve toplamda yaklaşık olarak 500 bin insan karşılıklı mobilize edildi. 500 bin. 500 bin, şu kadarcık yerde. Evet, yani bu dünya tarihinde benzeri olmayan, yani bu kadar dar ve konsantre bir coğrafyada bu kadar insanın e, e, ha harekete geçir geçirildiği başka bir muharebe arazisi yok. Zaten daha sonradan çıkan çeşitli işte e, işte artık e, dost Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar, neyse işte bu meşhur e, anzaklar anzaklar işte savaş sırasında siperlerin birbirine çok yakın olması, konuşmaların duyulması vesaire bu savaşın psikolojisinde yaşanışında farklı hale getirmiş o zamandan. Ya onun çok önemli bir şeyi var. Yani şu, Batı Cephesi'nde iki tarafın birbirine yak en yaklaştığı yer 4-5 kilometreyken böyle 2 kilometre... burada 10 metre, 15 yani. metreye düştüğü yerler bu bütün savaşın yapılışını, yaşanışını, her şeyini şüphesiz çok değiştiriyor, farklılaştırıyor. Peki mesela burada enteresan şeyden bir tanesi. Ee, az önce senin de değindiğin Batı cephesinde... Evet. E, yani Fransa-Almanya sınırındaki e, savaşlarda... yoğun miktarda gaz kullanılmış. Evet. E, bu kimyasal silahların e, bir savaş alanında... E, modern anlamda ilk kullanımdır aslında ve... çok ciddi iki tarafında kayıpları var bu gaz kullanımları. Çanakkale'de böyle bir gaz kullanımı yok galiba değil mi? Yok. Yani bir bununla ilgili bir sevkiyat var. Fakat e, bu e, uygulanmadı. E, bizim tarafta da, öteki tarafta da böyle bir şey olmadı. E, bunun nedeni hem... E, Aslında bakarsanız bunun nedeni biraz önce konuştuğumuz... Cephelerin çok yakın olması. Evet, kesinlikle öyle. Bu kadar bir yakınlıkta çok risk var. Rüzgarın yön değiştirmesinden tutun. E, kendi askerlerinizin etkilenmesine... Yani çok konsantre bir savaş alanı olduğu için batıdaki gibi değil. Dolayısıyla burada... E, gaz kullanımı teknik olarak da e, mümkün değil bence. Mümkün değil. İşte bence. O açıdan bakıldığında e, süresi, cereyan ediş biçimi çok yakın e, mevzilerde olmasa. Evet. Burayı biraz böyle bir centilmenler savaşı gibi algılamamız sebep olabilir mi? Bu bu, 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 bu bu tabir daha sonradan çıkmış bir sabah şey tabir yanlış da değil. Fakat bu centilmenler derken yani İki tarafın birbirine... diyemezsin. Hayır hayır. Hem yani öyle de. Ya yani iki tarafın birbirine çok acımasızca savaştığını da anlayarak dememiz lazım. Tabii, o ayrı. Yani e, evet, bir centilmenler savaşı bu, bu bu yakınlık, coğrafi yakınlıktan dolayı ortaya çıkan bir mesele. Ama acımasızca iki tarafta da birbirine e, saldırdı ve mücadele etti ve e, bu gelen işgalcileri buraya e, geçirmedik yani. Buradaki esas mesele Belki de en önemli mesele ya o, o orayı savunan insan evlatlarının tamam buraya kadar geldi de arkada çoluk çocuk var. Yani, geçemezsin demesidir. Ben esas önemsediğim şey budur. Ya arkada çoluk çocuk var. Bundan sonrasına geçemiyorsun kardeş. Bu bence bugünkü Türkiye'nin de her şeye rağmen üzerinde duyduğu temeller, sağlam anlayış, algı, geçmişte bağlantı, her türlü ideolojinin ötesinde bence bu meseledir. Ya yani buraya kadar dediğimiz yer Çanakkale ve o insanların yüzü hürmetine daha sonra Erdi ve Mustafa Kemal'in önderliği sayesinde burada bir burası bizim diyoruz. Bunu Çanakkale bunun başlangıcı olduğu için bizim için çok önemli. Peki 1915'te he. orada o müthiş savaş müthiş direniş ve İngilizlerin çekip gitmesi ve İngilizlerin zannediyorum ki herhalde 19. ve 20. yüzyılda aldığı 20 demeyelim, 20 de bir de Falkland rezayeti var onların ama 19. yüzyılın sonunda ya da 20. 20. yüzyılın ilk yarısında aldığı tek yenilgidir. Evet. evet. Ee, Peki. Doğru. Geçselerdi ne olurdu? Neyi etkilerdi? Yani çünkü 4-3 sene sonra geçtiler. Şimdi çok hoşlanmadığım bir şey bu aslında. Hani geçselerdi ne olduğu falan falan çok son zamanlarda Karate böyle çok biraz şey e, oldu konuşulmaz da, bu ha. ama. Evet. Ya yani bir tek şunu söylemek isterim. Ee, geçselerdi -ge geçselerdi Osmanlı İmparatorluğu'nun düşüş devletinin düşüşüyle beraber savaş büyük bir ihtimalle bu kadar uzun Çok daha kısa sürecek Kısa sürecekti Çünkü 17 17-16 viter. Almanları biterli. ortada sıkıştırmak, Rusya'ya bağlantı falan çok kolaylaşacaktı. Ee, en önemli meselelerden biri de dünya tarihi açısından büyük bir ihtimalle Çarlık Rusyası bu kadar büyük bir şeye girmeyecekti ve Bolşevik İhtilali büyük bir ihtim Yani diyemeyiz olmayacaktı diye. O çok başka, başka bir şey bir ama şey e, bu iki mesele yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulamayacak olması ve e, Rus ihtilali meselesi çok yakın tarihli olduğu için ya yani bu iki mesele bu tarihte bugün yaşadığımız gibi olmayacaktı büyük ihtimalle. Yani, yani tarihi değiştiren zaten bir... bunu tam şu açıdan tam onun evet. için sordum. Yani o savaş bir Mustafa Kemal diye bir komutanın çıkmasına sebep oldu. Evet, şüphesiz ee, bir efsane olarak. Ee, ve daha sonrasında da savaşın sonunu geciktirerek Osmanlı'nın direncini e, bir süre daha e, korumasını sağlayarak Kurtuluş Savaşı'na zemin hazırlayan ortamı da oluşturdu. Hem öyle hem de Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinde bir lider olarak halk tarafından benimsenmesi oraya lider. Bağlı. kesinlikle öyle. Yani, öyle yani bir arkada öyle bir zafer olmasaydı Mustafa Kemal'in işi istiklal mücadelesi bu kadar Şöyle demek olurdu. mümkün mü? Çanakkale zaferleri olmasaydı önce deniz arkasından kara zaferi cumhuriyet riske girerdi. Cumhuriyeti kuramayabilirdik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çok yani çok çok başka bir noktaya doğru iler ilerlerdik. Çanakkale o, e, yani o açıdan da önemli. Yani çünkü bazıları şöyle bakıyor meseleye. Yani Savunduk da ne oldu? Sonunda yemiler geçti, İstanbul'a geldiler. Ama o süre Osmanlı'ya çok kıymetli bir zaman. Aynı geldi. şey, aynı şey değil. Yani onların Nitekim Mütarekeden sonra Savaşı biz kaybettikten sonra 1918'de bunlar geçtiler geçti. biliyorsunuz geldiler. Yani aynı şey Ama değil. O geçmek de o geçmek. Zamanlama çok, çok büyük, büyük, var. Fark, var. Çok büyük de, fark var düşmanın da saygısını kazanan bir ordu söz konusu. Hem öyle hem artık şey değişmiş e, kompozisyon yani, değişmiş e, Osman, Rusya devreden çıkmış e, Osmanlı devleti olmuş. evet e, artık son zamanlarını yaşıyor neyse farklı bir durum var yani ama bu Çanakkale'de Mustafa Kemal'e önderliğinde gerçekleşen kara muharebeleri böyle diyebiliriz hem böyle bir hafıza yarattı hem de Fatih Bey Bizde bir güven yarattı o dönem. Evet. Ya demek ki hep savaş kaybeden bir orduya savaş kazanırız. Yapabiliriz kardeşim. Bak dünyanın en mühim adamlarını en güçlü... burada biz durdurduk. Bu millete büyük bir güven verdi. Mustafa Kemal'in ortaya çıkıp Kurtuluş Savaşı sürecindeki desti, desti... en önemli şey bu. Ya bu adam yaptı kardeşim oldu. Dedi millet. Anlatabiliyor. Muyum? Bence bu yaban atılmayacak bir, bir mesele. Evet. Of. Ne günlermiş. Evet, onlara çok borcumuz var. Ödüyor muyuz acaba? <laughs> Vallahi e, <laughs> onları hatırlamak, yaşatmak, bu araziyi korumak, coğrafyayı <laughs> hassas bir şekilde işte geleceğe taşımak, <laughs> onların söylediklerini, yaptıklarını siyaset, politika, şu, bu ya da bilmem ne için değil de hakikaten kalsın diye değerlendirmek. Ya ihtiyacımız olan şey bu. Bir de Çanakkale bize her şeyin ötesinde böyle bir birlik, beraberlik ruhu, duygusu veriyor. İçinde bulunduğumuz bugünkü şeye rağmen ya kardeşim bak biz bir arada beraber şu, şu bu filan demeden orada yaptık bunu. Bir güven veriyor yani. O yüzden o yüzden yakın tarihimizdeki en önemli referans noktası. Bence de. Gülşen çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sağ edeyim, ol. Fatih Bey. Bir kez daha gelip bize e, Çanakkale'nin önemini anlattığın ne için. Ne demek. E, Çocukluğumuzda Çanakkale'ye gittikleri zaman bizi e, toprağa kazardık mermi bulmak için. <laughs> evet. Onlarca havada birbirine çarpışmış mermi. Yani. oradaki savaşın yoğunluğunu evet. anlamak açısından. Tabii. Evet. Ee, evet. Yani bu, bunları, bütün bu detayları, e, yani biraz daha bu konuda spesyalize olmaya, daha detaylı araştırmaya ihtiyacımız var Fatih Bey. Yani neye yarayacak o detaylar araştırma? Ya şuna yarayacak. O coğrafyayı ve o o o o tarihi bütün ayrıntılarıyla geleceğe taşımaya yarayacak. Mesela daha önce de belki konuşmuştuk. Birinci Dünya Savaşı Doğu Cephesi siper kenarı uzmanı var Belçika'da. Uzmanlığı sadece bu. Ya da Fransa'da Fransız sektörü diye bilinen literatürde bizim bugün abidenin hemen arkasında alçıda bebek olan yani 5 kilometre, 2 kilometre, 2,5 kilometre karelik alanın uzmanı var. Yani şurada değil 6 metre şurada oldu diyor olay. Arazi de bunu eşleyebiliyor. Bizim ama sen de biraz öyle Bizim tarafta da mesela Şahin Aldoğan gibi çok önemli bir değer var. O da aynı şekilde. Yani e, bu geleceğe taşıyacak. Dolayısıyla bizim konu neyse Çanakkale konuşuyoruz bugün uzmanlaşmalarımızı daha da spesialize etmeye ihtiyacımız var. Yani çekilen fotoğraflar uzmanı, bilmem şu işte çıkarma yapılan filikaların bilmem nesi yani böyle ancak daha zenginleşip bunu taşıyabiliriz. Yoksa böyle genel büyük laflar vesaire falan bunlarla Çanakkale Savaşı'nın geleceği şey yapamayız, koruyamayız. Geleceğini ancak bu detaylı e, spesifik, özel çalışmalarla... E, tarihin bu sayfalarını detay detay çalışıp gelecek nesillere doğru bilgilerle aktarmak gerekiyor. Evet, onu referans... Ol Onun önemi nedir sence bu aktarmanın? Bunun önemi, bunlar referans oluşturacağı için kalıcı oluyorlar ve dolayısıyla bundan 50-100-150 sene sonra da kaldıkları için o bir devamlılık yaratıyor. Türklerin, bizim en büyük problemimiz sizin de bildiğiniz gibi Devamsızlıktır Biz devam ettiremeyiz yani Biz hep şimdiki zamanı sonsuz gibi yaşarız Yani şimdiki zaman Hep kalıp devam edecekmiş hep gibi ha. Halbuki o bağlantıya ihtiyacımız var O, o bağlantılı olmadan Yani aslında Ata dede de anne anne de olmaz Çoluk çocuk torun da olmaz Yani Bu bağlantıyı sağlamak için O demin bahsettiğim uzmanlıklara ihtiyacımız var Hayatın her alanında böyle ya illa tarih, askeriye tarih olması gerekmiyor. Neyle ilgileniyorsak onun böyle bir bağlantı kurması lazım ki o devam etsin. Zanaatler, yani o üstün körü ki... halinden e, çıkmamız lazım. Başka türlü bu coğrafyada kalıcı olamayız. Bu coğrafyayı korumak istiyorsak ilelebet e, bu, burası eğer bizim diyorsak, bizim diyorsak e, bunu yapmamız lazım. Oh! İlginç. Evet. İlginç olan şu, iki tane çok kıymetli boğazımız var. Bunun için hakikaten çok emek sarf ettik. Birini savaşla, birini diplomasiyle kazandık ve koruduk. Bugün o boğazlar yokmuş gibi davranıp, bir yeni bir su yolu açarak, yeni bir saçmalığın içerisine evet. çekilmek evet. isteniyor. Evet, öyle bir oda tartışmalı bir mevzu, başka bir konu. Ee, bilmiyorum. Evet. Evet tabii onun e, bugün dün de alakası yok ama yarında çok ciddi alakası e, olabilecek. Yine aklıma gelen bir şey daha sorayım sana. Hep bu Çanakkale Savaşı İngilizlerle Türkler arasındaymış gibi e, algılanıyor. O sırada diğer ülkeler neredeler? Fransası, şu, busu. bu. Onlar niye bu kadar etkin değiller? Daha az yani, kuvvetle geldikleri için. ama yani, ama esas olarak İngiliz en çok karşımızda olan İngiliz askeriydi, sayı olarak. Niye orada bir dayanışma yok aralarında? Ee, niye e, Fransızlar da e, daha fazla kuvvet getirmiyor? Çünkü onların batı cephesindeki angajmanları daha, daha fazla. fazla. E, e, kara Fransa da oradan cephe kıta Avrupası'nda olduğu için evet evet. yani İngilizlerle kıyasla İngilizler nispeten daha rahat. Evet nispeten. Adada olmanın rahatlığı bir anlamda <laughs> evet. Yani tabii onlar da e, sömürgelerden ve onlar şeylerden sömürgeler. birçok insan getirdiler oraya. Evet. E tabii canım ya Avustralya'dan Hindistan'dan tabii, her tabii. yerden e, evet. taşındılar. Anzaklar, Gurkalar. <gülüyor> evet. <gülüyor> bütün yeni dövüleri getirler buraya. Ee, hala da o yeni dövüleri dünyanın her tarafına taşımaya da devam ed ediyorlar. O gün İngiltere, bugün Amerika. Yani diyorsun ki biz bu tarihimizi detay detay bilmezsek bu ülkeyi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaramayız ve bu ülkenin mirasını koruyamayız. Evet. Tek, yani en önemli <laughs> görevimiz bence bu. E biz de o görevlere işte elimizden gelince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, Sizlerin çalışmalarını, çabalarını anlatıyoruz. Ee, Selim Erdoğan bu hafta tek tek bilim ekstralarda gerek Selim Erdoğan, gerekse diğer arkadaşlarımız bu konuya çok derinlemesine eğiliyorlar. Bu hafta çanak Haftası yapıyoruz. Çok güzel. Umarım izleyicimiz de beğenirler. Ağzına evet. sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dericiler Türklerin son büyük zaferlerinden birini daha e, konuştuk. Ee, Osmanlı'nın uzun bir aradan sonra e, kazandığı bir e, zaferi ve Cumhuriyet'in bana göre kurulmasına da imkan sağlayan e, öncü e, zaferi 109. yıl dönümünde e, bir kez daha andık, sizlere aktarmaya çalıştık. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Aykrypex, Fatih Altaylı röportaj özel programını sundu.